İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Evet, haftanın ilk gününe yine son derece yoğun bir gündem ile başlamış bulunuyoruz. Cuma günü 5.98'ler civarında kapanış yapan dolar-tl ardından Cuma günü akşam itibariyle gelişen bir takım olaylar, bir takım spekülatif haberler sonrasında haftaya nasıl başlanacağı gerçekten merak konusuydu. Ve bu olayın yanı sıra bu hafta itibariyle özellikle ABD-Çin arasındaki gerginliğin yeni bir boyut kazandığına tanık olduk. Bir yandan ABD'nin, Trump'ın, Çin'in mütekabiliyet prensipleri esasınca bir karşılık verebileceği hususundaki ihtimallere dayalı olarak Çin asla karşılık vermemeli şeklinde uyarıda bulunmasına rağmen Çin'den gelen haberler 1 Haziran itibariyle 60-65 milyar dolar büyüklüğündeki bir hacme %5 ila %25 oranında vergi uygulayacağını ifade etti. Ve bu tablo karşısında ise bugün bütün dünya endekslerinde gerçekten çok vahim bir tablo vardı. Şu an itibariyle de Dow Jones'un 25 bin sınırlarına geri çekildiğini görüyoruz ve bir diğer yandan dolar endeksinde bir geri çekilme mevcut. Dolar Japon yeni karşısında değer kaybediyor. 109 sınırlarına kadar ulaşmış durumda. Diğer yandan Euro karşısında da yine değer kaybını devam ettirerek Euro dolar 1.12.50'ler seviyesine yakın bir konum içerisinde. Tabii ki tablo böyle olduğu zaman, dünyada işler karışık olduğu zaman ve dolarda bir değer kaybı söz konusu olduğu zaman küresel anlamda altın fiyatlarında ise hareketlilik yaşanıyor. 1.300 dolara ulaşan altın fiyatlarını görmekteyiz. Evet sevgili arkadaşlar, dünyada genel itibariyle tablo böyleyken gelelim dolar-tl'deki vaziyetin ne durumda olduğuna. Evet, dolar-tl hususunda arkadaşlar üzerinde duracağımız çok önemli iki mevzu var bugün basına yansıdığı kadarıyla. Maalesef ki bazı kritik haberleri yabancı basından almaktayız. Daha doğrusu bu haberler doğru mudur değil midir bilmiyoruz ama istediği kadar doğru olsun veya yanlış olsun maalesef ki piyasa üzerinde etki yapmakta. Ve bugün Reuters'ın yapmış olduğu bir açıklamaya göre Merkez Bankası'ndan bütçeye 40 milyar TL ihtiyat akçesi olarak ayrılmış olan paranın aktarılacağı yönünde bir haber yayınlandı. Arkadaşlar, ihtiyat akçesi veya yedek akçe olarak tanımlanan bu tabir şirketlerin özellikle kullanmakta olduğu bir sistemdir. Zor duruma düştükleri anda bu ihtimali dikkate almak suretiyle belli periyotlarla eğer acil ve zor bir durum olursa düşüncesiyle çeşitli paralar aktarmaktalar kasalarına veya bir köşeye. İşte Merkez Bankası de bu tarz durumlara karşılık 2018 yılı itibariyle 27.6 milyar dolar civarında biriktirmiş olduğu bir ihtiyat akçesi var iken bu miktar bugün itibariyle ise 2019 yılı itibariyle 40 milyar TL'ye ulaşmış durumda. İşte bu rakam bütçeye aktarılacaktır şeklinde bir iddia gündeme geldi. Arkadaşlar, iddiaların peşi sıra kesilmiyor. Yeni yeni iddialar sürekli olarak gündeme geliyor. İlk olarak Merkez Bankası'nın rezervlerini ciddi ölçüde tüketmiş olduğu yönünde bir haber yayınlanmıştı. Kaynaklarının doğru olmadığı şeklinde bir haber yayınlanmıştı. Net rezerv ve brüt rezerv konusunda bir takım tartışmaların gündemde olduğu bir süreç gündemdeydi. Ve şu anda ise yeni bir kapı daha açılmış durumda yabancının bu konuyla ilgili olarak iddiaları açısından. Maalesef ve maalesef ki bu tür haberlerin yayınlandığı ve piyasaları böylesine ciddi şekilde etkilediği bir ortamda Merkez Bankamız susma hakkını kullanıyor. Çıkıp da bu haber doğrudur veya yanlıştır, şu şu sebeple yanlıştır, işte benim hesaplarım budur şeklinde bir açıklama yapmıyor. Veya bu açıklamaları yapacak olsa bile iş işten geçtikten sonra son derece geç bir şekilde yapıyor ve böyle bir durum olduğu zaman ise hem yatırımcının kafası ciddi şekilde karışıyor hem de piyasalar bu tablodan olağanüstü şekilde etkileniyor. İşte arkadaşlar, Merkez Bankası'nın şeffaflığı ve sürekli olarak iletişim problemi olarak adlandırılan zayıf yönü burada ortaya çıkmakta. Evet arkadaşlar, böyle bir tablonun var olması, eğer ki bu haber doğru ise, Merkez Bankası'ndan 40 milyar TL civarında bütçeye bir para aktarılacak ise, yedek akçe olarak ayrılmış olan rakama dahi ihtiyaç duyulabilecek bir noktaya gelmiş isek, işte bu durum gerçekten çok vahim bir durum ifade ediyor. Yani içinde bulunduğumuz tablonun ne kadar olumsuz bir durumda olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Umarız ki bu doğru bir haber değildir. Umarız ki böyle bir ihtiyaç duyulmuyordur.
Ama bir diğer yandan da tablo böyleyken Sayın Berat Albayrak diyor ki ben son derece rahatım. Ekonomi son derece iyi durumda. Göreceksiniz enflasyon çok hızlı bir şekilde keskin bir dönüş yapacak. Faizler düşecek. Şu kadar kişiye istihdam ettik. Şöyle oldu, böyle oldu şeklinde. Maalesef ve maalesef bizlerin vatandaş olarak bir türlü etkisini hissedemediğimiz veyahut da göremediğimiz bir takım açıklamalarda bulunuyor. Ama benim için en dikkat çekici ifade bu tablo dahilinde, böyle bir tablo dahilinde ben çok rahatım diyebilmesi. Evet arkadaşlar, bu durumun çerçevesinde gelelim dolar TL'deki vaziyetin ne alemde olduğuna. Sizlere dün gece aktarmış olduğum analizimde öncelikli olarak 60 dakikalık bir grafik üzerinden yani 6.25'lerden başlayan ve 5.96 seviyesine kadar devam eden geri çekilme sürecini anlattıktan sonra bugün için özellikle hangi noktalara dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayabilmek için bu 60 dakikalık grafiğin ön plana çıkarmış olduğu belli kritik seviyeleri ifade etmiştim. Ve demiştim ki 5.96 seviyesinde bir destek bulundu şu an itibariyle. Zira sabah 5 civarlarında yine bu 5.96 seviyesi test edildi ve ardından 0.8-0.9 civarlarında sert bir yukarı hareket ile önce 23.6 Fibonacci noktamıza denk gelen 6.02.65 seviyesinin üzerine, sonrasında 6.06 seviyesinin üzerine çıkıldı ve en çok önemsediğim direnç ise 6.15 yakınlarıydı, 6.13 seviyesiydi. Zira dünkü analizde bu atak bir tepki getirebilir, bir tepki yaşanabilir bugün itibariyle. Ancak gelecek olan tepki de mutlak surette 6.11 ila 6.13 bölgesine çok yakından dikkat etmek gerektiğini vurgulamıştım. Zira 6.15'e yakınlaşmalar şu an için en önemli direncimiz konumunda bulunan 6.13-6.15 bölgesi adına büyük bir önem taşıyacaktı. Zira bu seviyeye kadar yani 6.15'e yaklaşım oldu. 6.13 seviyesinden net bir şekilde tekrardan bir geri dönüş yaşandı. Şurada görmekte olduğunuz 6.10 seviyesindeki destek korunamadı. Arkasından şu bölgedeki 38.2'ye denk gelen 6.06 seviyesine kadar bir geri çekilme olduktan sonra tekrar bir yukarı atağa tanık olundu ama saat 20 itibariyle bir sert kırılım gerçekleşti ve 6.04 seviyesine kadar bir geri dönüş yaşandıktan sonra şu an itibariyle 6.07'ler civarında bir seyrin hakim olduğunu görmekteyiz. Bir başka ifadeyle şurada görmekte olduğunuz hat olan 6.06.84 seviyesinin üzerine tekrar çıkmak ve bu seviyeyi destek yapabilme gayreti içerisinde olan bir seyre tanık oluyoruz. Saat 20 itibariyle bu denli sert bir satışın gelmesi hususu geçen haftanın Perşembe ve Cuma günleri itibariyle sürekli olarak basından bir şekilde bilgi sahibi olduğumuz üzere kamu bankaları aracılığıyla özellikle piyasalar kapandıktan sonra ama Asya piyasalarının açık olduğu ve piyasaların sığ olduğu saatlerde Merkez Bankası pardon kamu bankaları aracılığıyla gerçekleştirilen dolar satışlarından mı kaynaklanıyor şeklinde bir soruyu tekrardan gündeme getiriyor. Yeni bir satış, yeni bir baskı mı uygulandı acaba diyoruz. Fakat sonuç itibariyle 6.10'lara yakın bir seviyeden bir saat içerisinde 6.04'lere doğru bir geri çekilme olduktan sonra şu an tekrar 6.07 üzerine çıkmaya çalışan bir dolar seyriyle karşı karşıya bulunuyoruz. Takip etmemiz gereken nokta önümüzdeki saatler itibariyle öncelikle şu bölge olan 23.6'ya denk gelen 6.02.65 seviyesi. Değerli arkadaşlar, bu aşamadan itibaren 6.02 seviyesine çok özel bir dikkat göstermek gerektiği kanaatindeyim. Zira bu seviyeye doğru yaklaşımlarda bir tepki oluşuyor ise dolar TL'nin 6 seviyesi üzerinde yerleşmek ve bu desteğini sağlamlaştırmak adına özel bir gayret içerisinde olduğunu düşünebiliriz. Özellikle ve özellikle 6.04 seviyesine yaklaşımlarda hızlı bir şekilde 6.07 üzerine bir kendini atma isteğini görüyor isek bu durumda 6.10 ve 6.13-15 bölgesine tekrar yönelmek isteğinde olduğunu düşünebiliriz. Yani kritik seviye arkadaşlar
6.02 ile 6.04 arası olarak şu andan itibaren değerlendirebiliriz. Ne zaman ki 6.13 bölgesi aşılabilir, 6.15 üzerine çıkılabilir, işte o zaman 6.20'lere, 6.23'lere doğru tekrar hareketin hızlanabileceğini düşünebiliriz. Ama şu anda önümüzde en önemli kritik viraj olarak 6.13, 6.15 bölgesini görmekteyim. Zira bu direnç bölgesi mutlak surette aşılmalı. Bugün olduğu gibi bu dirence yaklaşımlardan geri dönüşümler olacak olur ise bu durumda 6.07'yi ve 6.02 seviyesini yakından takip etmek gerekecektir. Değerli dostlar, günlük grafiklerimizde görüldüğü üzere 6.02 seviyesi, evet 6.03.50 seviyesi olarak görülmekte burada %23.6'ya denk gelmekte olan noktamız. Az önce ifade ettiğim gibi 6.02-6.04 aralığı şu bölgede önemli bir destek noktası olarak bulunuyor. Bu seviyenin destek olarak korunabilmesi gerekiyor. Aşağısına sarkmalar oluyor ama bu bölge altında yani 6.03 aşağısında bir kapanış yaşanmadığı müddetçe dolar TL'deki yukarı eğilimin ve trendin devam ettiğini rahatlıkla söyleyebilecek durumdayız. Değerli dostlar, eğer ki 6 seviyesinin aşağısına inilecek olur ise bu durumda 5.94-5.95 bölgesinde bir destek oluşmuş olmakla birlikte o bölgede 50 günlük hareketli ortalamamız bulunuyor ama Fibonacci kriterleri itibariyle de 5.90 seviyesi bir başka destek olarak karşımıza çıkmakta. 5.84 seviyesini ise dünkü analizimi dinleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. 5.84 seviyesi son derece önemli bir destek noktasıdır. Hatta stop loss olarak değerlendirilmesi gerekebilecek kadar önemli bir destek noktasıdır. Zira aylık pivot verileri itibariyle de 5.84 seviyesi Mayıs ayının pivot seviyesi konumundadır. Şimdi bu durumda arkadaşlar şu hususa da bir açıklık getirmek istiyorum. Fibonacci çizimlerinde bazen bu çizimlerde 6.25 seviyesinin aşılması durumunda ne olabilir ihtimalini dikkate alabilmek bakımından bu çizimi dikkat ederseniz şu an mouse'umun olduğu yere en son 5.98 seviyesinin evet 5.98 seviyesinde yaşamış olduğumuz zorlanmayı dikkate almak kaydıyla bu seviyeyi bir kritik nokta, bir kritik bölge olarak tanımlayıp çizimi uzatıyorum arkadaşlar. Kritik uzatmayı referans almış olduğum nokta ise 5.98 seviyesinde yaşanmış olan zorlanılan noktadır. Dolayısıyla bunu bu şekilde çizimi bu şekilde genişlettiğim zaman eğer ki 6.13-14 bölgesindeki veya 6.15 diyelim yuvarlak olarak direnç bölgemizin aşılması durumunda ulaşabileceğimiz seviyenin nereye kadar devam edebileceği sorusuna cevaptır. Bu ise bize 6.38 noktasını vermekte. Fibonacci çizimlerinin farklı çizim teknikleri vardır arkadaşlar. Bu konuya ayrıntılı bir şekilde girmiyorum. Zaman zaman bu konuda bazı sorular geldiği için kısa bir açıklama yapma ihtiyacını hissettim. Evet değerli arkadaşlar, yarın için takip edilmesi gereken pivot seviyeleri henüz akşam 24 itibariyle grafiklerimiz tamamlanmadı ama ben bu grafikler tamamlandığı anda gece 24'ten sonra @halukcanberk Twitter adresimden tablo olarak bunu size yayınlayacağım. Hem Brent petrol hem euro dolar hem de ons altın bazındaki yarına yönelik pivot detaylarını her akşam mutlaka 24'ten sonra yayınlıyorum. Bunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Ancak şu anki rakamların kapanış seviyesi olduğunu, kapanış rakamları veya verileri olduğunu dikkate almak kaydıyla bu şekildeki bir varsayımla yarın için pivot seviyemiz 6.06 civarları görülmekte. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalınması durumunda 6.16 seviyesi karşımıza çıkıyor. Zira 6.15 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ve bu bölgeye yaklaşımlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştım. 6.06'nın aşağısında kalınması durumunda ise 5.98. Zira 5.98 arkadaşlar bildiğimiz geçtiğimiz haftalar içerisinde aşmakta biraz zorlandığımız ama aşıldıktan sonra da 6.25'lere kadar ulaşılan kritik bir direnç bölgesi idi. 5.98'in aşağısında 5.88 seviyesinin pivot desteği olarak bulunduğunu görüyoruz. Zira 6.15 seviyesinin aşılması durumunda ise bildiğimiz 6.23-6.25 yakın zamanda test ettiğimiz seviye karşımıza çıkacaktır. Yeni bir direnç olarak veya bildiğimiz bir direnç olarak. Arkadaşlar hassas çizimlerimizin mevcut bulunduğu grafiğimize dönecek olur isek
Şurada görmüş olduğunuz eğrimiz 20 günlük ortalamayı ifade etmekte. 20 günlük ortalama şu an itibariyle 5.96 seviyesinde ve 5.96 seviyesini son 24 saat içerisinde iki defa test ettik ama aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşmedi. Zira şuradan da görüyorsunuz bu noktaya kadar değiyoruz ama ardından tepki vermekteyiz. Sarı kalın çizgimiz ise 5.99 seviyesini ifade ediyor. 5.98-5.99 seviyemiz kritik bir destek bölgemizde. Sarı kesik çizgiler 6-10 seviyesini yansıtmakta ve kırmızı kesik çizgimiz ise 6-15 seviyesini yansıtmakta. Arkadaşlar şu an için bu kanal dirençleri olarak, yükselen kanal dirençleri olarak mevcut olan çizimimizde takip etmemiz gereken 6-10 ile 6-15 aralığındaki bu kırmızı kesik ve sarı kesik çizgilerin oluşturduğu bölge önemli bir direnç hattı olarak görülüyor. Bu direnç hattının aşılıp aşılmayacağı konusu çok önemli. Bu direnç hattının aşılması durumunda 6-25'e doğru tekrar yönelim olmakla birlikte, eğer bu direnç hattının aşılamaması, buralarda bir zorlanma yaşanması durumunda ise 5.98 bölgesine tekrar tekrar geri dönüşümlerin olabileceğini, sarı kalın bar ile buradaki sarı kesik çizgi arasında bir git gel sürecinin oluşabileceğini dikkate almakta yarar bulunuyor. Viyop cephesine bakacak olursak değerli arkadaşlar, Viyop cephesinde ise Mayıs ayı Viyop kontratları itibariyle duruma baktığımız zaman 6.15 seviyesinde bir kapanış olduğunu görmekteyiz ve 6.13.88 seviyesi yarın için Viyop Mayıs kontratları adına pivot noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 6.22'ye doğru bir hareketlilik yaşanabilir. 6.22 seviyesine dikkat edilmeli. Şayet bu dirençte bir zorlanma olmaz ve burası aşılacak olur ise 6.28'e doğru bir hareketlilik olabilir. 6.13.88'in aşağısında kalınması durumunda ise 6.07.60 seviyesi ilk destek olarak takip edilmesi gereken noktadır. Merkez Bankası bugün Mayıs kontratlarında herhangi bir short işlem yapmamıştır. Elinde 160 bin kontrat civarında önceki hafta açmış olduğu kontratlarını tutuyor. İleri vadelerdeki kontratlar hususu ise daha sonraki bir analizde sizlere son durumlar hakkında bilgi vereceğim. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Şimdilik hoşça kalınız. Kolay gelsin.